sonsuzluk hissi uyandıran bir şekilde çözmek. Bakü'deki opera binası gibi. Aynen öyle. Bütçe konusunda rahat olabileceğimizi söylemişlerdi. Ama pazartesiden sonra anlaşılacak aslında ne kadar rahat olduğumuz. İki farklı öneriyle gidiyorsun. İkinci tasarımın yaratıcılığını beğenip seninle çalışmak isteyecekler. Ama güvenli olanı tercih edip birinciyi yaptıracaklar. Yani her türlü bu işi alırsın. Teşekkür ederim Selin Hanım. Yardımlarınız için. Her zaman Demir Bey. Evet. Şimdi size borçlandım. Söyleyin bakalım. Ne istersiniz? Önce bir sarılsak mı? Tabii ki. Uyuma, uyuma. Başka? Önce bir çorba yapalım. Sonra da film izlerken çorbamızı içelim. Olmaz. Neden? Neden? Çünkü muhtemelen izleyeceğimiz o film korkunçlu bir film olacak ve çorbaları içerken boğazımızda kalacak. Hiç gerek yok. Boş boşuna boğulmayalım. Merak etme. İlk yardım biliyorum. Hadi. Öyle mi? Hayat öpücüğü falan mı? Bak öyleyse ben de biliyorum. Öyle mi? Hı. Hatta inanmıyorsan hemen burada, şu anda ufak bir demo gösterebilirim. Hadi Demir, kaynatma ya. Of, çok acıktım, hadi. Biz önüne çorba yapıp koyduğumuzda insan bir tost yapar diyen kız. Nereden çıktı şimdi bu çorba aşkı? Demir, hadi. Geliyorum. Selin Hanım, Selin Hanım, ne dedi? Su ister misin? Nasıl ya? Sen filmin en korkunç yerinde. Nasıl durdursun bunlarca? Ya Selin, ödüm patladı ya. Biraz bir nefeslen, bir kendine gel. Hı, sen hiç korkmadın çünkü. Ya Selin ya. Ne korkacağım? Zaten belliydi koridordan o adamın çıkacağı. Belliydi. Ya korkmadın gerçekten. Öyle mi? Ya ilahi Selin ya. kulağımın dibinde 120 desibel bağırdın. O gerilimle beraber sıkmışım ben de yastığı işte. Ne var bunda? Ay ay, sen korkma, bir şey olursa ben korurum, kurtarırım, merak etme. Korkmuş bu. Nereye gidiyorsun? Su alacağım Demir. Bana da bir bardak getirir misin? Ne? Ne var ya? Allah Allah. Fakat iyi korkunçtu. Ya ben anlamıyorum ya. Hem korkuyorsun hem de korku filmi izlemek istiyorsun. Bu nasıl çelişkidir ya? Çünkü korkunca vücudum adrenalin salgılıyor. O da iyi geliyor. Öyle mi oluyor? Ay, sen gerçekten hiç korkmadın mı? Vallahi senin kadar korkmadım Selin. Orası kesin. Hiç düşünmüyor musun peki filmdeki gibi manyak adamlar gece gece eve dalanırsa ne yaparım diye? Yok, düşünmüyorum. Vallahi gelecek olanlar başlarına alacakları belayı düşünsünler. Ben niye düşüneyim? Ya gelirlerse görürsün gününü. Nasıl da kuruyor bak, bak bak. Yukarıdan öyle çığlık atarsan gelmem ama. Çığlığı sen atma da. Ha ha ha. Çok beklersin onu. İyi, hadi kalk. Sağlam kaytardım. Pazartesi günü sunumum var. Ya. Ben sana yardım ederim Demir'e ne oldu? Yardım ettik ya. Fikirleri bulduk, çizimler sende. Ben şimdi çıkacağım, güvenli yatağımda mışıl mışıl uyuyacağım. Sen de salonda tek başına kal da gör bakalım. Korkuyor musun, korkmuyor musun? Yalnız çığlık atan ben değildim. Sen. İyi geceler Demir. İyi geceler sevgilim. Hala bakıyor. Çok komiksin ha. Hala korkacağımı düşünüyorsun.
Neymiş o kadar komik olan şey? Bana da söyleme şey. Çok saçma bir rüya gördüm. Ne kadar saçma? Aşırı saçma. Sen başka bir kızla birlikteymişsin rüyamda. Kız güzel miymiş bari? Demir. Ya bir şey anlatıyorum ya. Tamam tamam, sen devam et. Neyse işte, sen başka bir kızla birlikteymişsin ve ben bunu nereden öğreniyorum biliyor musun? Kesin ben söylemişimdir. Demir. Tamam, devam et. Hani senin bir tişörtün var ya. Hı. Benim en sevdiğim. Evet. İşte tesadüfen kızın üzerinde o tişörtü görüyorum. Ya ne diyorsun ya? Kıza ne yapmışsın peki? Orası birazcık karışık. Azıcık hırpalamış olabilirim. Bekle bir dakika. Neredeydi o? Ah. Bence ne yapalım biliyor musun? Ben bunu sana vereyim. Bu sende kalsın. Çünkü bu tişörtten nereden baksan birkaç bin tane üretmişlerdir kesin. Şimdi durduk yere kızın birini yolda hırpalamasan. Tamam. En azından bunun, yani benim tişörtümün sende olduğunu bil. Tamam. Al. Mantıklı. Giyecek misin ama? Giyeceğim tabii ki. Kız bayağı güzel o zaman. Bu kadar girdiğine göre. Değilmiş. Tamam. İşte. Çok oldu. Çok iyi oturdu. Demek kız güzel mi ha? Gittim ya. Acıdım o pardon. Hayır. Bu saatte ayakta. Kaç saat oldu yatağına gidelim? Niye uyumadın? Demir, su almak için kalkmıştım ama bileğim çok acıdı. Bıraksana. Tamam, affedersin. Boşluğuma geldi. Ya of, nasıl çığlık attın ya? Ya Selin, bir git yat artık lütfen ya. Gerçekten rica edeceğim ya. Ay, rengi attı bunun. Kıyamam, kıyamam. Ay, ben sana da su getireyim. Çok korktu bu, çok. Selin. Tamam, affedersin. Affedersin, dalga geçmiyor. İyi geceler. Tımarhane burası, tımarhane. Ay ya, Demir. Çok komik bir adamsın. Hayda. Ya. Allah Allah. Ya. Ya sabah sabah yok artık ya. Selin. Selin. Efendim.
Ya senin bak şakaların hiç sırası değil. Şu suyu açar mısın? Ne suyu ya? Selin, ya balayı mı kapattın, ne yaptın? Hayır canım, niye kapatayım? Bir dakika. Of, tam da gününü buldu ya. Demir, sular kesilmiş. Ya Selin, bak şu an şaka kaldıracak halde değilim. Gözüme zaten sapın kaçtı, acayip yanıyorum. Şaka yapmıyorum ki. Ne demek şaka yapmıyorum Selin? Ah. Su tankı vardı bu evde, ne oldu? Ha, evet vardı. Ne yaptın lan? Ya o çok paslanmıştı. Değiştirmek lazımdı ama işte bir ara halledecektim de. Ya Selin, böyle şeyleri niye bana söylemiyorsun ya? Ben söylesen hallederdim. Ben ne yapacağız şimdi? Of, gözüm de yanıyor zaten. Tamam o zaman, ben sana içme suyu ısıtıp geliyorum. Olur, tamam. Tamam, bekle, geliyorum. Ya böyle şeyler niye hep benim başıma geliyor ya? Günaydın ahali. Aa, Vedat gelsene. Hoş geldin. Pek hoş gelmemişim gibi. Gideyim ben o zaman. Ay yok. Sana değil o ya. Özür dilerim. Tam senin kahvaltıya geleceğin gün sular kesildi. Ona canım sıkıldı biraz. Ne olacak ki? Domatesleri falan yıkamışsın. Zeytin, peynir de tamam. Ben de simit getirdim. Daha ne yapacaksın? Ya teşekkür ederim. Demir banyoda köpüklü kaldı. Ne? Çok güzel. Bırakalım beklesin orada sular gelene kadar. Biz yapalım kahvaltımızı, sinirden çatlasın. Ya yok ya. Kıyamam ben ona. Zaten senin kahvaltıya geleceğini de söylemedim. Sürpriz yapacaktım. Getirdim balım. Ya siz organize misiniz Vedat? Burada ne işin var senin ya? Hadi oyalanma, dur lan. Simitler sıcak, seni bekliyoruz bak. Ya of. Ya madem Vedat getiriyordu bunu, bari daha çok doldursaydın suyu. Söylenme, dur lan. Gülün gülün. Sabah şekerleri size. Ya Selin. O kova temizlik kovasıydı değil mi? Ben o kovayı hiç kullanmıyorum ki. Tertemiz duruyordu. Ya boşuna uğraşma Selin. Bir inat bu. Takıntılı. Takıntı değil Vedat. Alerjik bir bünyem var. Tıbbi bir durum bu. Bak yine kaşınmaya başladım ya. Şu arkasını, sırtımı kaşınmışsın. Ben sana söyleyeyim, kesin kirliydi o kova. Ya belki de sen iyi durulanamamışsındır. Neticede bir kova su. Ayrıca sen de biraz böyle büyük bir adamsın. Biraz büyük mü? Hulk'tan hallice bir adam bu. Şuna bak. Size su faturası da çok geliyordur ha. Gülün gülün. O kaşınmaktan artık kabarınca böyle yerlerde yuvarlandığında da gülersiniz kahkahayla. Ay yok. Sola sola. Yok tamam, olmasın öyle bir şey. Ne yapsak acaba? Ben sana bir kova su daha ısıtayım mı? Bir daha durulan istersen. Bir de bu alerjilerine bir şeyler süreriz. Selin lütfen şuna bu kadar yüz verme. Bir şey yok. O şimdi akşama kadar psikolojik bir alerji yaşar. Sular gelince de tekrar durulanır, rahatlar. Birader sen de ne naz yaptın. Sen de mi be Vedat? Sen de mi? Su tankını kullansaydınız onda da mı su yoktu? Sen bizim evde su tankı olduğunu nereden biliyorsun? Müstakil ev. Yani müstakil evlerde hep olmaz mı? Şimdi bu da yeni bir bina değil. Eskiden sular çok kesilirdi İstanbul'da. Şimdi şöyle oldu o olay. Selin Hanım o durumu çok demode bulduğu için kaldırmış, iptal etmiş. Demir, öyle olmadı, bir kere uydurma. Vedat, vallahi durum öyle değil. Birader şunu yapma, bak gerçekten ben de huylanıyorum burada. Vallahi ne yapayım, Vedat kaşınıyor. tam olduk şimdi. Siz bana kirli kova mı verirsiniz? Buyurun, hep beraber kaşınalım. Allah Allah, kova kirli değildi. Kirli kovaydı o. Ben gördüm, dibinde zaten ufak ufak şeyler var. Ekmek yedi. Oho, seni de mi çalıştırdı? Kendisi gönüllü oldu.
Al bakalım. Bunlar da benim fikirlerim. Harbi düşündüğün şey mi? Hazır gelmiş Vedat'ım. İç mekanı dış mekan gibi düzenlemişsin. Işık sorununu da artık siz halledersiniz. Burada da dijitalleriyle kullanılacak bitkiler var. Çevresi için de bir şeyler karaladım. İşte benim kardeşim ya. Yine kurtardın beni Vedat. Vallahi sağ ol. Vallahi harikasın Vedat. Biliyorum. O zaman ben tüm harikalığımla Serem'e dönüyorum. Ya dur ya, daha kahve yapacaktım. Yok, yeter bu kadar. İşler beni bekler. Beyaz yakalıların hafta sonu eğlencesi var. Gelip iki gün sonra öldürecekleri çiçekleri alacaklar. Ya yapma ya. Bir çiçeğe bakmak ne kadar zor olabilir ki? Değil mi? Gel ben seni geçireyim Vedat. Ay Vedat çok güzel oldu böyle, yine gel. Gelirim tabii. Bu evde macera hiç bitmiyor ki. Çok eğlenceli burası. Ben hep gelirim. Bir görüşürüz. Görüşürüz. Gel bakalım, şakacı. Evet Selin Hanım. Var mı başka sürpriziniz? Aa niye? Beğenmedin mi? Bak ne güzel arkadaşımızla kahvaltı ettik. Vedat Candır. O ayrı. Da ben sana Merve'lerle niye Antalya'ya gitmediğini sorduğumda bana hafta sonumu seninle geçirmek istiyorum demiştin. Evet. Sıkıldın mı? O ne demek ya? Aa. Sıkılmış gibi bir halim mi var? Yani sadece soruyorum. Sen sıkıldın mı? Ha? Demir? Sıkıldın mı? Ben bu evden hiç çıkmasam 100 yıl sıkılmam senden. Çocuklar! Şaka değil. O vallahi ben çağırmadım. Vallahi. Ay rahatsız etmiyorum değil mi? Bir kahvenizi içmeye geldim. Ay ya ne iyi ettiniz. Hoş geldiniz. Hı-hı. Çok çok iyi ettim. Ben geçiyorum şöyle. Tabii tabii buyurun buyurun. O zaman ben kahveleri yapayım. Ne soruyor ya bir de. Hadi git, tamam gelin. Çabuk gel. Tamam hemen geleceğim, hadi. Hadi tamam hadi. Hoş geldiniz. Ah, çocuklar aslında ben size bir şey danışmaya geldim. Biliyorsunuz benim kardeşim hiç evlenmedi. Yani yaşı geldi geçti. Böyle erkeklerle yani nasıl desem muhabbeti, böyle hukuku hiç olmadı, bilmez yani. Şimdi de sizin Muharrem Bey'le görüşmeye başladılar. Yani ben bir adamı gördüğüm zaman o dakika notunu veririm. Ama Muharrem Bey başka. Yani biraz değişik. Kardeşimin üzülmesini ben hiç istemem. Demircim, sen Muharrem Bey'in patronusun. E sen de iş arkadaşı sayılırsın. Yani siz Muharrem Usta'ya kefil misiniz? Yani ben Muharrem Usta'yı 4 yıldır tanıyorum. Çok tatlıdır. Dünya iyisi bir insandır. Yani ben sonuna kadar kefilim. Demircim, sen bir şey söylemedin. Ben hiçbir şey demiyorum Firuze Hanım. Çünkü bu konuda kefil olamam. Kötü mü yani? Aa, Demir. Yani işe alacaksanız iyi bir referans veririm tabii ki ama yani iş yerinde tatlı diye diğer ortamlarda nasıldır bilemem. Hele ki ilişki yaşarken. Ayol ne ilişkisi? Bunların yaşı kaça gelmiş? Yani buluşup bir çay kahve içiyorlar en fazla. Ay kendiniz gibi düşünmeyin. Bak ilişki demişken de
Ay biz o kadar mutluyuz ki sizin beraberliğinizi Allah bozmasın. Yani bir problem yok değil mi? Maşallah, maşallah. Maşallah. O zaman ben kalkayım ha. Yani kalkmayın, kalkmayın. Siz oturun. Siz oturun, ben giderim. Ay sizin yapacak işleriniz vardır. Kahve için de çok teşekkür ederim ha. Hadi. Afiyet olsun. Yine bekleriz. Biz Leyla ile de geliriz. Hadi. Hadi. Hadi görüşürüz hadi. Bir de ben çağırmadım diyorsun ya. Pes. Ama Demir, o genel bir davet. Yani ilerideki belirsiz bir zaman için. Yani çıkmaz ayın son çarşambası gibi düşün. Vallahi daha çok çat kapı gel der gibi oldu Selin. Of. Ay ben içtiğim kahveden de bir şey anlamadım. Ben de. Yanına su mu istersin, soda mı? Su. Ama buzlu olsun. Buz olmaz. Boğazın şişer sonra. Ya Demir, benim bünyem kuvvetli bir kere. Demir. Şşş. Dinle bak. Sessizlik ne kadar da güzel bir şey değil mi? Ay, hem de nasıl. Neyse ki günün geri kalanını böyle geçireceğiz. Merhabalar efendim. Müsait misiniz? Demir Bey, Selin, kusura bakmayın. Affınıza sığınarak hafta sonu rahatsız ettim sizi. Ya aslında ben de hiç sevmem böyle teklifsizlikleri ama... neticede burası patronun da evi sayılır. Ama mesele çok acil, mesele çok mühim. Leyla teyze mi? Çok belli oluyor mu ya? Evet. Leyla teyze ile ilgili. Muharrem Bey, bizim bu konuyla nasıl bir alakamız var peki? Şöyle ki... ben kendisine kalbi duygular beslemekte olup... aynı zamanda kendisini tanımaya çalışıyorum. Siz de hukukunuzdan dolayı bir ailesi sayılırsınız tabii. Yalnız düzelteyim, bir yanlış anlaşılma olmasın. Onlar sadece bu evi bize sattılar. O kadar. Hepsi... Demir Beyciğim yani... Evet ustam, aynen. Biz hatta ailecek görüşüyoruz. Ayrıca Demir'in de halası sayılırlar. Ha, işte siz de takdir edersiniz ki... onlar çok iyi bir aileden geliyorlar ve doğal olarak da varlıklılar. Bense bir garip adamım. Ama gönül ferman dinlemiyor. Bunu en iyi siz bilirsiniz Demir Bey. Sonuçta aşk ne yaş, ne sınıf, ne de yasak dinliyor. Değil mi Demir Beyciğim? Ama siz diyorsanız ki usta haddini aşıyorsun, o iş olmaz. Şimdi Muharrem Bey ben... Ustam, ben sizi Leyla teyzeyle çok yakıştırıyorum. O çok tatlı biri. Evet, iki kardeş bazen enteresan olabiliyorlar ama... üzerinde çok iyi insanlar. O yüzden sen boş ver bunları. İkiniz çok mutlu olun. Şimdi... Muharrem Bey ben... aslında prensiplerim gereği... bu meselelere pek karışma taraftarı değilim. Herkesin özel hayatı sonuçta. Ama siz... diyorsanız ki... niyetimde ciddiyim... bize de mutluluk dilemek düşer. Çok teşekkür ediyorum Demir Bey. Takdir edersiniz ki Leyla Hanım'ın babası hayatta olmadığından dolayı... sizin onayınız benim için çok önemliydi. Ağır gel. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz ustam. Şimdi buradaydı, nereye kayboldun?
Ay ilahi Demir ya, sen şimdi mi fark ediyorsun? Neyi? Ama. Hayır hayır hayır, ne olur. Ne olur açmayalım kapıyı. Açmayalım. Ölü taklidi yapalım. Gerçekten. Hadi. Misafirini de sevmiyorum. Hiçbir şey de sevmiyorum. Kim geldi peki şimdi? Bakacağız. Bakalım kimmiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.